Birlikte deneyelimden mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Optimum Tenis Akademisi'ndeyiz. Çok keyifli bir spor olan tenisi sizler için deneyeceğim. Dilerseniz programımız başlasın ve tüm ayrıntıları ekranlarınıza getirelim. Optimum Tenis Akademisi'nde teknik direktörümüz Ali Göreç ile birlikteyiz. Merhaba Ali Hocam. Merhabalar. Birazdan birlikte tenis deneyeceğiz, evet. Ama öncesinde tenise dair birazcık bir sohbet gerçekleştirelim istiyorum. İlk başta sizi tanıyarak başlayalım, izleyenlerimiz de böylelikle bilgi sahibi olsunlar. Optimum Tenis Akademisi'nin teknik direktörüyüm söylediğiniz gibi. 48 senedir tenisle ilgileniyorum. Bunun 17 yaşına kadar olan kısmı ulusal oyunculukla geçti. Ondan sonra yurt dışında profesyonelce oynadım. Yurt dışı eğitimi aldım, yani yüksek eğitim esnasında bambaşka bir dala kaydım, kimyaya. Sonra baktım ki gönlüm tenisten yana. Bu sefer daha sonra bir de tenis eğitimi aldım yüksek eğitim olarak. Ondan sonra antrenör olarak çalışmaya başladım yurt dışında. Kulüp antrenörlüğü, eyalet federasyonu antrenörlüğü yaptım. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Ondan sonra da antrenörlük kariyerinin başka adımları başladı. İşte gençler milli takım teknik direktörlüğü oldu. Sonra büyük takımların, A milli takımların hem bayanların hem erkeklerin antrenörlüğünü yaptım. Ondan sonra kulüplerin organizasyonunu artık hani sadece eğitim açısından değil de bütün kulüp organizasyonu, yönetim şekli vesaire bu şekilde bir hani tipik bir Türk tenis kulübü nasıl olur? Onun bir çalışmasını yaptık Enka Spor Kulübü'nde. Ondan sonra baktım ki Türk tenisinde en ihtiyaç olan şey kulüplerle federasyonun arasına bir ara kademe lazım. Yani kulüpler oyuncuları belli bir kademeye kadar eğitebiliyorlar. Fakat ondan sonra milli takımları ya da profesyonel tenise adım atmak için bir boşluk var Türkiye'de. Onun da doldurulması mümkün olan kurum akademiler, tenis akademileri. Onun için 2003'ten itibaren de kurduğum tenis akademisini daha sonra önce kendi ismime kurmuştum. Sonra baktım ki birazdan tanışacağınız Hüseyin Cimcoz arkadaşımız var. Böyle çok çok değerli antrenörler var. Onları böyle bir isimle ezmek hiç bize uyan bir şey olmadığı için de daha nötr, herkesi kucaklayan bir isimle Optimum ismini çok hoşumuza gitti. İsminin içeriği de bize çok uyuyor. Dolayısıyla Optimum Tenis eğitim vermek amacımız. Şimdi burada Optimum Akademisi'nde çalışıyoruz. Peki Ali Hocam, ben biraz daha akademinizi detaylı olarak tanımak istiyorum aslında. Hı hı. Akademinize baktığımız zaman diğer yaz okullarından ve kulüplerden farklı bir eğitim sisteminiz var. Biraz da bize eğitim sisteminizden bahsedebilir misiniz? Şimdi biz esasında demin söylediğim gibi hani kulüplerin iyice olan oyuncularını, yani ulusal seviyede başarılı olan oyuncuları bazıları uluslararası hedef güdüyorlar. Yani uluslararası klasmanlarda yükselmek istiyorlar. Belki de profesyonel olmak istiyorlar. Şimdi birinci adres olarak bizim hedef kitlemiz bu oyuncular. Bunlar gençler olabilir, kız olabilir, erkek olabilir, yetişkinler olabilir. Hatta seniorlar olabilir. Yani 35 yaş üstünde de tenis bitmiyor diğer spor dallarında olduğu gibi. Mesela bizler de dünya klasmanlarında hala turnuva oynuyoruz. Dolayısıyla hani turnuva mücadelesi teniste inşallah herkese uzun ömür versin ama son güne kadar devam ediyor. Bu en güzel tarafı tenisin. Dolayısıyla böyle uluslararası hedef güden herkes bizim için birinci derecede hedef kitle. Fakat bizim tabii 48 yıl sadece tenisle ilgilenmiş olmanın getirdiği çok değişik şeyler de var. Mesela bizim akademide geliştirmiş olduğumuz doğal hareket bazlı bir tenis eğitimi diye bir eğitim var. Birazdan beraber onu yapacağız. Birlikte deneyeceğiz. O belki hani standart klasik tenis eğitimi almış olan izleyiciler varsa onlar farkını hemen göreceklerdir. Ben kısaca şöyle anlatabilirim. Tenis çok uzun seneler, yani 500 seneden uzun bir zamandır oynanıyor ve son belki bir 70-80 seneye kadar aristokrat sporuydu. Yani koordinatif olarak kolay görünüyor ama oldukça zor bir spor ve bunun tekniğini öğrenmek hep ön plandaydı. Fakat son bir belki 20 yıldır, belki 30 yıldır
artık hakiki bir spor, performans sporu olmaya başladı tenis. Dolayısıyla bunun fiziksel kısmı çok daha ön plana geçti. Bunun oyun kısmı ve hatta müsabaka kısmı çok ön plana geçti. Bizim anlayışımıza göre de tekniği ön planda değil de oyunu, bir stratejiyi, bir maçı, bir performansı ön planda amaç olarak görüp ona göre başlatıyoruz. Bizim yani burada yaptığımız en temel farklı başlangıç eğitiminin içeriği bu. Peki hocam kaç kişilik bir eğitmen kadronuz var? Bizde kondisyon da çok önemli. Dolayısıyla bizde 7 tane tenis antrenörü var, ben dahil. 3 tane de kondisyoner var. Bunlar full time sadece tenisle ve tenisin kondisyonuyla uğraşıyorlar. Peki yetişkinler için antrenman programınız nasıl? Her gün burada gelip çalışılabilir mi? Antrenmanlar gerçekleştirilebilir mi? Şimdi yetişkinler yani bir meslek hayatında olanların her gün buraya gelip antrenman yapmaları mümkün değil. Fakat spor biliminde bir gerçeği var. Eğer becerinizin gelişmesini istiyorsanız en geç 3 günde bir antrenman birimi almanız lazım. Hı hı. Bunun yani bilimsel temelleri biraz fazla detay ama hani şöyle söyleyelim, bir antrenman yaptınız, performansınızı geliştirdiniz. 3 gün hiçbir şey yapmazsanız o performansınız fiziksel olarak gene başlangıç seviyesine düşüyor. Bilgisi kalıyor fakat tenisi de bilerek oynamak mümkün değil. Muhakkak becerilerle, alışkanlıklarla oynamak gerekiyor. Demek ki ideali minimum haftada 3 kere antrenman yapmak. Biz programları yetişkinler için de öyle yapıyoruz. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse genel uygulama haftada 2 defa geliyorlar buraya. Hı hı. Her geldiklerinde 1 saat tenis antrenmanı yapıyorlar ve 1 saatte tenise yönelik kondisyon yapıyorlar. Yani hep 2 saat bizim antrenmanlar. Dediğim gibi haftada 2 defa minimumu. Haftada 1 defa antrenman yapmak sadece sahip olunan beceri seviyesini tutmaya yarıyor. Daha fazla geliştirmeye yaramıyor. Hocam sizin deneyimlerinizden ve gözlemlediklerinizden de yararlanarak şu soruyu da sormak istiyorum. Tenisin aktif yaşantı içerisindeki rolü nedir tenis sporunun? Ya o kadar yelpaze, o kadar geniş ki. Mesela beni hayatımda en fazla etkileyen alanı tenisin. Mesela çok üst düzey yöneticiler var. Yani normalde düşündüğünüz zaman onlar yani belki hafta yani günde 15-16 saat çalışıyorlar ve çok yoğun çalışıyorlar. Şimdi onların hayatında acaba dengeler nasıl oluyor falan diye düşünüyorsunuz. Çünkü çok tek yönlü bir şey. Her neyi yaparsanız bu kadar uzun süre bu kadar yoğun yaptığınız zaman dengelenmeniz lazım. Mesela en üst düzey yöneticiler, ben ona hayran olmuştum. Burhan Karaçam, kulakları çınlasın. Ben Enka Tenis Kulübü'ne Türkiye'ye geri döndükten sonra ilk böyle büyük deneyimim onunla oldu. Her sabah Yapı Kredi'nin genel müdürü idi. Enka'ya yakın bir yerde bürosu. Her sabah saat 6.30'da gelirdi. Bir saat tenisini oynardı. Portakal suyu içer. Duşunu alır, işine giderdi. Ve yani nasıl bir iş bu filan diye sorduğumda o bir saat yani o kadar uzun çalışıyorsunuz bir de erken gelip buraya tenis oynuyorsunuz. Nasıl kalleşiyorsunuz? Onu yapmazsam zaten verimli çalışamıyordum diyordu. Yani böyle bir şeyi var. Büyük bir potansiyeli var tenisin. Zihinsel yorgunluğa ve dirence bir ek, bir destek oluyor. Onun dışında tenis hakikaten bir tutku. Yani şimdi birazdan da belki hani şöyle ufak kenar mikrobunu bulaştıracağım size. Hakikaten bir tutku. Yani kolay görünüyor ve kolay öğrenilemiyor. İnsanda birazcık böyle meydan okuma oluyor. Ben bunu nasıl yapamam diyor ve ondan sonra hep ilerlemeye çalışıyor. Buraya geldiğimde de aslında söylemeden edemeyeceğim bir felsefeniz de var akademiniz. O da çok önemli. Tenis bir hayat okuludur. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Orada da zaten önemini vurgulamışsınız. Aynen. Gerekli diye düşünüyorum. Hocam peki size şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de tenis anlamında başarılı kadın sporcularımız var. Kadınların tenisle olan uyumu, yönelimi neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya kadınlar o kadar güzel bir zamanlama ki 2 gün önce Çağla Büyük Akçay bayağı büyük turnuvalarından birini ve çok önemli oyuncuları yenerek kazandı. Hani böyle pik noktalarından biri şu anda yaşadığımız zaman ruhuyla çok güzel örtüştü bu sorunuz. Çağla'ya buradan tebrikler. Hakikaten harika bir iş başardı. Bu arkasındaki oyuncuları hep olumlu etkiliyor. Kadınların tenisiyle ilgili olarak şöyle bir durum var.
tenis birinci öncelikli olarak sabır oyunu. Ve kadınlarda tabii o erkeklerden çok daha fazla var. Dolayısıyla hayır, kadınlar çok sabırlı ve çok dayanıklı erkeklere göre. Erkekler her şeyi kaba kuvvetle böyle o yapmak istiyorlar. Halbuki tenis böyle daha bir uzun vadeli bir spor. Onun için kadınlara da çok uyuyor. Spor, çok evet, uyuyor. Dolayısıyla kadın tenisi hatta hani izlenirlik açısından televizyonlarda, medyada erkeklerin biraz daha önünde. Peki hocam, yeni başlayan yetişkinlerimiz için yeterli alanda Türkiye'de baktığımız zaman kortların varlığını düşünüyor musunuz? Yani kortlar, gerek ücretlerden bahsedecek olursak yeni başlamak isteyenler için neler söylemek istersiniz? Şimdi en ideal başlama şekli esasında bir grup antrenmanıyla, ufak bir grup antrenmanıyla tenis öğrenmek. Yani eğer sizin gibi başka bir eş düzeyde bir oyuncu olursa, bir insan olursa grubun içinde, yani sadece antrenör olmazsa, o zaman insanlar kendilerini daha rahat hissediyorlar. Şimdi birebir oynadığınız zaman sahada tek hata yapan sizsiniz. Antrenör hata yapmaz. Genç çocuklar başladığı zaman antrenör genelde yetişkin. Mesela benim gibi belki orta yaşlı, belki orta yaşın üzerinde. Onların gençlerle iletişimi de biraz zor oluyor. Halbuki iki genç bir arada ve bir antrenör olduğu zaman hani eğitim iletişimi açısından ikili üçlü gruplar tenis için çok iyi. Bunun bir de yan etkisi şu, tabii ki gider açısından da daha verimli. Yani daha az bir giderle tenisi öğrenmek grup antrenmanı içinde daha mümkün. Ve eğer grup antrenmanını iyi bir şekilde yapabilirse antrenör, özel dersten daha da etkili oluyor. En kritik nokta bu. Dolayısıyla yeni başlayacak olanların önce etrafta kulüplerdeki antrenörleri bir denetlemeleri gerekiyor. Hani eğitimli bir antrenör çok önemli. Birazcık özgeçmişine bakmak lazım. Hani geçmişte ne yapmış, ne etmiş, nasıl bir eğitimi var. Dolayısıyla eğer mümkünse bir grup antrenmanıyla başlayan bir kurumda başlamak, değilse de en azından birebir çalışacağı antrenörün biraz özgeçmişini araştırmak. Hocam, değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Birazdan birlikte deneyeceğiz ve hazırlanacağız. Nasıl bir planlama yapacaksınız bugün? Şöyle, şimdi tenisteki en önemli zorluk hareketlerin kendisi değil. Hakikaten hareketler, ne bileyim, televizyonda göründüğü kadar basit hareketler. Fakat o hareketleri zor hale getiren bir ön kademe var. O da normalde tenis oynamaya başlamadan önce doğuştan itibaren her şeye kol boyunda gitmeye ve mesafelerimizi hep kol boyunda ayarlamaya alışıyoruz. Ondan sonra araya böyle bir 70 santimlik bir araç girdiği zaman problemler doğuyor. Dolayısıyla bizim tecrübelerimize göre ilk başta hani böyle tekniğin detayları değil de ilk başta elle gözün, ayakla gözün bu kol artı raket mesafesine ayarlanması. İlk başta ona onu düzenleyen antrenmanlarla başlayacağız. Çok basit ve keyifli, eğlenceli şeyler. Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Umarım size de uyum sağlayabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dilerseniz hazırlanmaya ve denemeye doğru geçelim. Hocam, yavaş yavaş hazırlandık gibi aslında. Evet. Son olarak sizden raket hakkında biraz bilgi almak istiyorum ve tabii ki de bugün bizlere Optimum Tenis Akademisi'nin baş antrenörü destek verecek. Birazcık Hüseyin Bey ile ilgili de konuşalım istiyorum. Hüseyin Cimcoz yetişkinlerin, burada antrenman yapan tüm yetişkinlerin baş antrenörü. Onun özelliği yetişkinlere mümkün olduğu kadar kısa zamanda, mümkün olduğu kadar ileriye yönelik gelişilebilir tenis eğitimi vermek. Harika. Onun özelliği bugün niye aramızda? Çünkü demin de konuştuğumuz gibi grupla antrenman yapmak her zaman daha iyi. Hüseyin tabii çok iyi seviyede, çok üst seviyede bir oyuncu. Ama ufak bir trük yapacağız. Hüseyin sağlak. Raketi onun sol eline vereceğiz. O zaman o da hani belki yeni başlayanın biraz üzerinde bir oyuncu olmuş olacak.
Hocam dilerseniz antrenmanımıza başlamadan önce raketin de özelliklerini tanıyalım. Evet. Tenis raketinin en basit, sade iki özelliğini söylersek yeterli olacak herhalde. Raketin ağırlığı, bir de sapının kalınlığı. Raketin ağırlığı kısaca ultra light, light, medium, top diye geçiyor. Raketin kalınlığı da inceden kalına doğru 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Dolayısıyla yeni başlayan ve bir bayan için en uygun olan raket ultra light ve 1 numaralı safla olacaktır. Elleri biraz büyük olanlarda 2 numaralı safla başlarsa yeterli olur. Burada 2 numara var. Peki hocam dilerseniz antrenmanımıza yavaş yavaş geçelim. Evet. Ve ben de size katılayım. Aynen. Umarım çok keyifli bir ders olur. Muhakkak öyle olacak. Şimdi raketlerle önce bir işimiz olmayacak. Hı hı. Onları şöyle buraya koyuyoruz. İlk yapacağımız çok basit iki antrenman. Şöyle bir üçgen kuracağız. Burada yapacağımız şey sadece sağ elimizi kullanacağız. Ben topu hafifçe yukarı atacağım. En direkt olarak yere değecek. Siz sağ elinizle yakalamaya çalışacaksınız. Ondan sonra Hüseyin'e, Hüseyin bana. Şöyle bir sağ elle bunu bir dolaştıracağız. Bravo. Süper. Bunun amacı elle gözün koordinasyonunu sağlamak. Şimdi sadece sol elle yapacağız. Tabii. Bir tek sol elle tutup sol elle oraya. Bu da sol olacaktır. Ama sen sağlak olduğun evet. için. Evet. Bravo. Çok güzel. Şimdi sağ elle havadan atıp havadan tutacağız. Düşürmeden. Süper. Evet. Sol elle. O kadar iyi ki. Net tutuluyor. Hiçbir sorun yok bunda. Şimdi esas sorun eğer elimizle oynuyor olsaydık çok fazla sorun yaşamayacaktık. Mesela Hüseyin sadece elini alsa hani şöyle bir tenis oynuyor olsaydık hakikaten çok basit olurdu. Evet. Fakat problem elle tabii top hızlı gitmiyor. Hızlı gitmek için araç geliyor. Hı hı. Araç hızlandırdığı zaman da en büyük sorun ortaya çıkıyor. Hep el boyuna alışmışız. Şimdi kol artı raket boyu geliyor. Orada sorun var. Onun için ilk egzersizimizi bununla yapacağız. Şimdi gene kolumuzu vücudumuzdan uzak tutacağız. Raketi tellerin tam ortasına koyacağız ve birazcık yürüyeceğiz. Yani gözümüz şu mesafeye alışacak. Biraz ileri, biraz geri. Kendi eksenimiz etrafında dönebiliriz. Şimdi burada Hüseyin'in mesela hemen beyni sol eliyle eğitimli olmadığı için hemen vücuduna geldi. Esasında ne oldu? Hüseyin şu anda kol boyunda topu taşıyor. Demek istediğimiz şey kol daha ve ileri. Raket boyunda. Bravo. Hı hı. Yani kol uzun kalıp ondan sonra raketi vücudun kol artı raket boyunda taşımak. Böyle birazcık kendi eksenimiz etrafında dönebiliriz. Biraz ileri, biraz geri. Vücut bu mesafeye oldukça kolay alışıyor ama bu egzersizleri yapmak lazım. Şimdi bir sonraki egzersizimiz bizim akademide sihirli bulduğumuz bir egzersiz. Çünkü bu hakikaten tenisin vuruşlarına hemen geçişi sağlıyor. Şöyle raketin tam ortasına koyuyorum. Ben önce yapayım sonra siz yapın. Raketi topu hafifçe yukarı atıyorum. Yere değdikten sonra bir kere daha atıyorum. Raketin ortasına getirmeye çalışıyorum. Bu arada şunu istemiyoruz. Çünkü bu demek gene kol boyuna gelmiş oluyor. Vücudun uzağında. Tam ortasında yukarı, ondan sonra aşağı. Yukarı geldiğinde gene bir yukarı. Bravo. Ufak ufak hissederek. Top raketin tam ortasına geldiği zaman böyle tereyağdan kıl çeker gibi bir his oluşuyor değil mi Miray? Evet kesinlikle hocam. Eğer ben takip ediyorum. Kenarına gelirse de elde bir tepki oluşuyor. O demek raketle çok iyi buluşamadık demek. Şimdi aynı şeyi sol elimizle de yapmamız lazım. Çünkü teniste iki elimizi de kullanacağız. Sol elle de birazcık şöyle şunu tutalım. Yukarı aşağı. Şimdi gözümüz o mesafeye alıştığı için bunu rahatlıkla yapabiliriz. Sol biraz daha zor. Evet, Hüseyin şanslı çünkü şimdi güçlü evet. eline geldi Hüseyin'in.
Bravo, tam böyle. Antrenmanımızın ilk alıştırma kısmını tamamlıyoruz yavaş yavaş ve tabii ki de artık benim de yeteneklerimi sergileyeceğim noktaya doğru geliyoruz. Dilerseniz antrenmanımızın geri kalan kısmıyla devam edelim. Bravo. Deneyimde bugün Optimum Tenis Akademisi'ndeydik. Tenis sporunu sizler için denedik. Bir sonraki bölümümüzde farklı spor branşlarıyla tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.